Gelecektiniz Resulullah. Açıkça haber verdi, ihtar etti Resulullah. Hubbu dünya, dünya eşyasını çok sevecektiniz. Kalbinizde hubbullah, Allah'a muhabbet yerine eşyaya muhabbet olacak kalbinize. Aman ya Rabbi, eşya sevgisi, madde ve menfaat sevgisi kalbinizi işgal edecek. Allah'a yer kalmayacak kalbinizde. Ve tabii mah olacaksınız. Ve tabii ölümden korkacaksınız. Allah yoluna bir şey vermeyince her şeyiniz geride kalacak. Eyvah, bu ölürsem apartmanım, eşyam, dünya, malım, mülküm ne olacak diye o dünyanıza sarılacaksınız da ölmemek için çimrileceksiniz. Kimseye kalmasın diyeceksiniz. Böyle bir kanun da yok. Herkes gidecek. Herkes çekilecek, herkes kalkacak, gidecek. Bakın Allah aşkına şu ayeti vicdanlarınıza emanet ediyorum. Şu ayeti kerimeyi, El-Ahzab suresi 16. ayet, Ahzab suresi 16. ayet. Rabbül Alemin dehşetle haber veriyor. Kul, söyle ki Muhammed Mustafa'm, aleyhissalatu vesselam, Resulüm söyle ki, لَنْ يَنْتَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ. Eğer ölümden firar etmek, ferartüm yani firar ediyorsunuz, ölmek istemiyorsunuz, ölümden kaçıyorsunuz. Ölümden, aman ölmeyin diyorsunuz, çok yaşayayım, ölümden kaçıyorsunuz. Vallahi diyor Cenab-ı Hak, ne kadar kaçarsanız kaçın, لَنْ يَنْتَعَكُمُ الْفِرَارُ, firarınız, ölümden kaçmanız size hiçbir fayda vermeyecek. Faydası yok bu kaçışın. Eşyanıza sarılıp da ölümden kaçmak hiçbir şeyi değiştirmeyecek. لَنْ يَنْتَعَكُمْ, size menfaat vermeyecek, sizi kurtaramayacak. Evil katli yahut da öldürülmekten korkmanız ve kaçmanız size hiçbir menfaat vermeyecek. Ve izen, o halde siz la tümette'ûne illa kalîlâ, siz dünyadan çok az istifade edeceksiniz. Dünya size yar olmayacak, dünya size dost olmayacak. Vallahi dünyanız sizi kabir çukurunda yalnız bırakacak. Tek başınıza gideceksiniz. Eşiniz, dostunuz, eviniz, barkınız, postunuz vallahi dışarıda kalacak. Mezara tek başınıza çıplak gireceksiniz. Seyyentâkumul firar, size firarınız, kaçışınız, ölmek istemeyişiniz size fayda vermeyecek. İşte kanun kardeşim, işte Allah'ın emri ayeti. Mesele böyle düğümleniyor ve mesele İslam'ın anlattığı gibi çözümleniyor. Geliniz, yaklaşan Ramazan-ı Şerif bizi intibaha, bizi İslam'ı anlamaya, intikale sevk etsin. Geliniz kardeşlerim, müthiş bir karar verelim. Her şeyimizi İslam'a vermedikçe hiçbir şeyimiz kurtulamayacağını anlayalım, sahabe-i kiram gibi. Bu karara varmak için çok büyük bir fırsat geliyor, Ramazan geliyor. Ramazan'da Allah'ın izniyle şu kürsülerde inim inleyeceğiz inşallah. Ramazan-ı Şerif'te bütün meselelerimizi bulutlardan dökülen yağmur damlaları gibi her şeyi konuşacağız burada inşallah. Kimse bize kanunlar dairesinde, nizamlar ölçüsünde, memleketimizin insanlarını anarşiye, huzursuzluğa tahrik etmeden, kışkırtmadan bir memur gibi, Allah'ın bir memuru gibi burada inşallah rahat konuşacağım. Siz bu davaya destek olacaksınız. Ve bu çalışmalarımıza kimse mani olamayacak Allah'ın lütfuyla. Biz kanunlar dairesinde hareket ediyoruz. Bizim anarşiyle, buhranla, bunalımla, onun bunun partisiyle, şuyla, buyla bir ilgimiz olmayacak. Hasseten ve hakikaten yalnız Kur'an'ı ben size anlatacağım. Siz de bu Kur'an'a mutlaka destek olacaksınız. Ramazan boyu toplaşacağız. Ramazan boyu çığ gibi büyüyeceğiz. Ramazan boyu sokaklara ve caddelere sığmayacağız inşallah. Koklaşın Müslümanlar, koklaşın Müslümanlar, saflaşın Müslümanlar, birleşin Müslümanlar, anlaşın Müslümanlar.